HDP, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek, Deva herkes şapkasının önüne koyuyor ve nerede hata yaptık diye düşünüyor mu? Bu sorgulamalar başladı mı? Hilal Köylü bunları anlatmıştı. Peki ya HDP'de? HDP bir sorgulama yapacak mı? Seçim sonuçlarını değerlendiriyor muydu? Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş olmuştu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da balkon konuşmasında doğrudan kendisini hedef almıştı. Demirtaş bu seçim sürecinde sosyal medya hesaplarından da e, gündeme ilişkin, insanların da sandığa gelmesine, seçmenin de sandığa gelmesine ilişkin bir siyaset yürütmeye de devam etmişti. Bir mektupla aslında o da şapkayı önüne koydu. Hem HDP'ye hem kendisine ilişkin bir öz eleştiri yaptı. Dinleyelim. Sonuçlar açıkça göstermiştir ki. HDP seçim sonrası yaptığı açıklamada hedeflenen başarının altında kalındı öz eleştirisini verdi. Ardından en sert eleştiri Demirtaş'tan geldi. Yöre Derneği gibi yaklaşımla başarılı olamazsınız dedi. Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime giren HDP ve diğer partiler Ankara'da HDP Genel Merkezi'nde toplandı. Seçim sonuçları ve önümüzdeki süreç değerlendirildi toplantı sonrası yapılan 5 maddelik yazılı açıklamada hedeflenen başarının altında kalındı denildi. Seçime Yeşil Sol Parti ile giren HDP'nin %10'un üzerindeki oy oranı %8.8'e geriledi. Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da artı gerçekte bir yazı kaleme aldı. Yazının başlığı HDP açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi. Neden böyle oldu? Düşüşün sebeplerine dair tespitler de bulundu Demirtaş. Durumu çok iyi analiz etmek ve önlemler geliştirmek zorundayız. Alarm zilleri zaten uzun zamandır çalıyordu. Bu seçim sonuçları da son uyarı oldu. Alarm zillerini susturup zafer şarkıları çalmanın yolu doğru analiz ve doğru pratikten geçiyor. Demirtaş, HDP'ye yönelik ilk defa bu düzeyde sert eleştiriler yaptı. Oylama gününe bir ay kala seçim çalışmalarına yüklenmesini eleştirdi çalışmanın yarım yamalak ve dağınık olduğunu söyledi. Demirtaş AKP MHP'nin son 5 yıldır bir tür mühendislik çalışması yürüttüğünü ancak HDP'nin yaptığı çalışmayla bu çalışma karşısında amatör kaldığını söyledi. Bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız dedi. Demirtaş ayrıca HDP'yi yaptığı uyarıları dikkate almamakla eleştirdi. Son 5 yıldır HDP genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Yaşanan birçok şey ve bunları halka yansıtmayı doğru bulmadığım için kurumları işletmeye gayret ediyorum. Ne yazık ki çoğu zamanda kurumlar işlemiyor. Demirtaş'a göre HDP, Türkiye toplumunda yaşanan sosyolojik kırılmaları iyi analiz edemedi. Kürt halkındaki değişim ve kırılmaları da doğru okumaktan uzak bir pratik sergiliyor dedi. Düşüşün devam edebileceğini söyledi. Bizim artık toplumun mikro düzeydeki sorunlarından makro düzeydeki sorunlarına kadar her başlığı ana gündem yapıp örgütlenme ve çözüm politikaları üretmemiz gerekiyor. Slogancılıkla kimse daha fazla ilerleyemez. Kapitalist moderniteye bu kadar maruz kalmış bir halka demokratik moderniteyi anlatamaz ve kurumlarıyla birlikte alternatif, güzel, onurlu yaşamı sunamazsanız toplumsal çöküş kaçınılmaz olur. Demirtaş, mücadeleye zarar verecek yaklaşımlardan uzak durarak yenilenme çağrısı yaptı. Bundan 10 yıl önce... E, Türkiye aslında dünya tarihine geçecek bir direnişin her anına şahit olduk hep birlikte. Evlatlarını yitirdi yitirdi Türkiye bu güzel evlatlarını yitirdi. Ardından bu bir hesaplaşmaya, sürekli böyle sallanan bir parmağa, bir tehdide dönüştü. Bu güzel çocukların aileleri hiçbir adım geriye atmadı. Türkiye'de o gün özgürlüğe inanan, yan yana, omuz omuza gelen hiç kimse bir adım geri atmadı. Çünkü o gün bir amaçla yan yanaydı herkes. Bir kişi karar vermesin her şeye demek için oradalardı. Ve bugün baktığımızda hala Gezi tam da olduğu yerde duruyor. Umutsuzluğun olduğu günlerde hemen seçimin ardında böyle Gezi'nin yıl dönümü geldi. Ve Gezi aileleri evladını kaybetmiş hala adalet arayan o aileler bugün bize diyor ki Umutsuzluğa kapılmayın. Karamsarlık yok. Mücadele sürüyor diyorlar. Hala bize güç vermeye çalışıyorlar. 14 yaşındaki evladını 16 kilo kaybetmiş bir baba da bu sabah saatlerinde bunu söyleyebiliyor. Kim o? Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan. Sami Elvan merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee... Ben böyle çok şeyle döndüremeyeceğim ama Sami abi diyeceğim çünkü arkasında böyle konuşuyoruz ve o şeyle devam etmeyeyim. Sami abi bugün 10 yıl öncesine gittiğinde hemen bir seçim sonucu var. Bir tarafta bir umutsuzluk hali de var. Yani bunu da saklamayalım. Bu umutsuzluk halinin içerisinde 10 yıl öncesine gittiğinde bugünden orayı nasıl değerlendiriyorsun seçim sonucuyla birlikte? Sevgili şöyle 10 yıl öncesine gittiğimizde ve bugün bugüne kadar gelindiğinde hala biz aynı yerdeyiz. Ee, tabii ki bizim için bu aylar e, kötü bir tarih. Kendi ailem adına konuşuyorum ve gezi aileleri adına da bu söylenebilir. Bu tarihler bizim için kötü bir tarihler. Bu tarihlerde çocuklarımızın hayatını e, karartıldığını biliyoruz. Ama ülkemiz adına da bir e, meşalenin yandığını söyleyebilirim. Gezi e, bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Ne kadar olsun olsun bizim çocuklarımız hayatını kaybetse de biz e, bu acıyı çeksek de ama ülkemiz adına gerçekten umudun e, yeşerdiği tarihlerdir. E, hala aynı ilk günkü gibi ben umudu besliyorum. E, bugün ne kadar e, seçimden sonra bu e, tablo ortaya çıksa da biz asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Mücadelemizden asla asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ee, biz gezayiler olarak e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. O asla kaybetmedi. onu bilmesini isterim. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki. E, bu ülke kaybetti. Ben onu düşünüyorum. Devşirme oylarla e, sonradan ülkemize vatandaşlık kaydıyla e, dışarıdan e, gelen seçmelerle bu ülke şu an bu iktidarı e, şeyinde duruyor hala. Ama umarım en kısa zamanda bunu değişeceğine yürekten inanıyorum ben. Kılıçdaroğlu'nun e, mücadelesini de takdirle e, karşılıyorum. Sürekli e, onu karaladılar. E, karalama kampanyasıyla e, bu durumlara getirdiler. Ama yürekten inanıyorum ki ülkemiz bu kötü günleri geride bırakacak ve mücadeleye bizler de devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sami abi hiç vazgeçtiğiniz bir an oldu mu? Asla ve katiyen. Asla ve katiyen. Biz kazanacağız şu Biz, ben buna yürekten inanıyorum. Yani biz bu ülkede hiç kimseye bir şey yapmadık ki. Biz bu ülkede herkesin eşit ve özgür olmasını istedik. Bunu şunun için yani, soruyorum Sami abi. Mi? Çok net bir adaletsizlik süreciyle karşı karşıya kaldınız. Lütfen ondan da söz ederken söz edersen seviniriz. Yani mahkeme sürecinde neler yaşadınız? Bugün ne oldu? Nasıl sonuçlandı ya da o süreçte neler yaşandı. Öylesi anlarda evladını kaybetmiş bir baba ki siz aslında Türkiye çocuklarını kaybeden ailelerin, annelerin, babaların isyanıyla var olan bir ülke ne yazık ki. Her biri de aynı şeyleri yaşıyor, yaşamaya da devam ediyor. O nedenle önemli. Bu yüzden sordum. Hiç vazgeçtiğiniz bir an oldu mu diye. Sevgili Şulecim, ben bir cümle etmiştim. Gezişim Mahkeme, bizim çocuğumuzun mahkeme sürecinde biz adalete aç bir aileyiz demiştim. Hakikaten şu an hala o sadece biz değil, ülkemizin adalete aç olduğunu görebiliyorum. yani avukatımız içeride bugün ne kadar da şey milletvekili olsa hala içeride biliyorsunuz. Gezi'nin onun mücadelesini yapmış illegal anlamda değil, legal anlamda e, mücadelesini yapmış insanların bugün susuz bir şekilde içeride olduğunu görebiliyoruz. Onun için bizim mahkeme sürecimiz de aynı bu şekilde geçti. Şu an susuz insanlar içeride ama e, katil olan, elinden e, her parmağından kan damlayan insanların e, dışarıda gezdiğini, hala bu e, yani öldürmeye devam edildiğini görebiliyoruz. E, seçim sürecinde orada da bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik ne yazık ki. Ama şunu ifade etmek isterim. Biz yılmadık. O mahkemelerde bütün e, şahitlerin yani katilin yanındaki arkadaşları olan e, polislerin hep tanımasa da onu e, tanımadıklarını söyleseler de ama biz biliyoruz ki e, hep beraberce bunlar bu işi yaptılar. Gezi olaylarındaki işte Ahmet Atakan'ın da hala e, mahkemesi açılmadı. Ve bizim mahkememizdeki e, katilin 16 yıl 8 ay gibi müebbetle yargılanıp kasten adam öldürmeden 16 yıl 8 ay ceza almasına rağmen hala şu an dışarıda olduğunu ve İstimlal'ın da bu cezayı onadığını birebir onadığını biliyoruz. Bir üst mahkemeye gitti işte Anayasa Mahkemesi'ne gitti dosya şu an. Ama ne durumda şu an şey bilmiyorum bundan 15 buçuk ay önce falan gelmişti bu sonuç, İstimlal'sı sonucu. Ve şu an bir üst mahkemenin sonucunu bekliyoruz. Ama bunun yatarı ne kadardır onu bilmiyorum. Yalnız bildiğim tek bir şey var. E, karar aşamasındaki mahkeme heyetini e, şu anki siyasi iktidarın değiştirdiğini biliyoruz. Zaten bunu hep defalarca yaşadık bu tür olaylarda. E, son e, kararda mahkeme heyetinin verdiği karar müebbetti. Müebbetin ağırlaştırılmış olması gerekirdi. Çünkü şundan dolayı söylüyorum kasten adam öldürmekten yargılanıyordu kişi ve bunu da ifade etti ama ee, ağırlaştırmış, müebbet vermediğinden dolayı şu an katil elini kolunu sallayarak geziyor ve gezi e, tutuklularını biliyorsunuz ve biz de eşimle ben de ayrıca 8 yıl 4 ayla da yargılanıyoruz bir hakaret e, davasından dolayı yanılmıyorsam önümüzdeki e, 12. Ay, şey e, 12 Eylül'de duruşmamız olacak bilmiyorum belki biz de yargılanıyoruz ceza alabiliriz bizi de içeri atabilirler ama bundan asla ve katiyen korkmuyoruz Korkmayacağız da mücadelemize devam edeceğiz. Daha başka bir şey de söylenemez zaten. Sami abi çok teşekkür ederiz, ee, çok sağ ol. Bugün için bize zaman ayırdın. Bir şey ekleyeceksin galiba. Bir şey mi söyleyecektin? Vallahi, e, avukatımızın bir an önce e, içeriden çıkıp milletvekilliğine devam etmesini, bu haklı ve gururlu mücadelesini sürdürmesini istiyoruz. Bir an önce de gezi tutuklularının e, aramıza katılmasını bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda bunlar da özgürlüğüne kavuşurlar. Onlara da buradan en içten selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Gezi tutuklarının hepsine. Her birine selam olsun. Sami abi çok teşekkür ederiz. Çok evet. sağ ol. Hepimiz ol her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin canım. Benim. Çok teşekkürler. Can Atalay, Can Atalay'dan söz ediyor Sami Elvan. Can